Merhaba çocuklar, bugünkü etkinlik kağıtlarımızın çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz toplama işlemi var. İki tane bilinen sayı var. Bir tane de bilinmeyen sayı var ve sonuç var. Bilinmeyen sayıyı soruyor bize. Toplama işleminde bilinmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Bilinenleri toplayıp sonra sonuçtan çıkartıyorduk. O halde 857 ile 785'i toplayacağız. 7, 5 daha 12'nin ikisi de var 1. 8, 5 daha 13 bir de var 14 elde var 1. 7, 8 daha 15 bir de var 16. Bilinenleri toplayıp sonuçtan çıkaracaktık. Sonucumuz 2827 idi. 2827'den 1642'yi çıkartacağız. 7'den 2 çıkarsa 5, 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkarsa 8, burada kaldı 7. 7'den 6 çıkarsa 1, 2'den 1 çıkarsa 1. Demek ki bilinmeyen sayı 1185'miş. A seçeneği. İkinci sorumuz yine bir toplama işlemi ve bilinmeyen sayılar var içerisinde. Ancak bu sefer bilinmeyen sayı sayının tamamı değil. Belli basamaklardaki sayılar bilinmiyor. İlk sayımızda birler basamağındaki sayı yerine A yazılmış. İkinci sayıda da yüzler basamağındaki sayı yerine B yazılmış. Bize neyi soruyor? Yandaki toplama işleminde A ve B yerine yazılacak rakamların toplamı kaç eşittir? Ne yapacakmışız? Önce A kaç olmalı, B kaç olmalı onu bulacağız. Sonra da A ile B'yi toplayacakmışız. Evet. Şimdi işleme bakalım. A ile 7 toplanmış ve 5 olmuş. Demek ki bu 15 olmuş. O halde A yerine ne yazmamız lazım? 8. A yerinde 8 olacak. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1, 5 daha 6. 1 de elde var. 7. Devam ediyoruz şimdi. 8 ile B toplanmış. 7 olmuş. Demek ki bu aslında 17 olmuş. O halde B yerinde de kaç olması lazım? 9 olması lazım. 8, 9 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 4, 1 daha 5. 1 de elde var. 6. Evet. Ne oldu şimdi? Kenara yazalım. A yerine 8. B yerinde de 9 olmalıymış. Peki soru bizden ne yapmamızı istiyordu? A, B yerine yazılacak sayıları bulun diyordu. Sonra da o rakamları toplayın diyordu. 8 ile 9'u toplarsak sonuç 17 oluyor. B şık. Üçüncü sorumuzda yine bir toplama işlemi. Yine içinde bilinmeyen basamak sayıları var. KLM harflerinin yerine hangi rakamlar yazılmalıdır? Evet, bu sefer sadece sayıları bul diyor. Başka bir şey yapmamızı istemiyor. Bulalım. 7 ile 4 ve M toplanınca 0 olmuş. Toplayalım bakalım. 7, 4 daha 11 eder. 11 M daha 0 olması için bu demek ki 20'ye gitmiş. O halde 11'in 20'ye gitmesi için M yerinde 9 olması lazım. 7, 4 daha 11, 9 daha 20, 20'nin 0 elde var. 2 elde unutmuyoruz. 5, 9 daha 14 eder. 2 de elde var. 16 eder. 16 ile L toplanıp da 0 olduğuna göre yine bu da 20'ye gitmiş demektir. O halde L'nin yerinde de 4 olmalı. 9, 4 daha 15, 2 de elde var. 16, L yerine 4 yazarsak 20, elde var 2. Burada 5 ile 3 var. 5, 3 daha 8 ama sonuç yine 8 olduğu için bu 18 olmuş demektir. 5, 3 daha 8, 2 de elde var. 10, 18'e gitmesi için K yerinde 8 olması gerekir. O zaman yazalım şuraya. K yerinde 8, L yerinde 4 ve M yerinde de 9 olacakmış. Şimdi seçeneklere bakalım. K yerinde 8. Biraz aşağıya tekrar yazayım çünkü yukarı çıkınca görünmeyecek. K 8 olacakmış. L 4 ve M de 9 olacakmış. A seçeneği olmadı çocuklar. A seçeneğinde K'ya 9 olması gerekir demiş. O yüzden yanlış. K'nın 8 olduğu yeri bulacağız. K'nın 8 olduğu yer bakın A, B olmuyor. A'da K için 9 demiş. B seçeneğinde de K yerine 4 gelmeli demiş. A ile B seçenekleri uymadı yani. Şimdi C ile D'ye bakalım. C'de K yerine 8 demiş. Tamam oldu. Peki L yerine ne demiş? L yerine 9 demiş. Hayır, bu da oradan kaybetti. Olmadı. D'yi kontrol edelim. K yerine 8 doğru. L yerine 4 demiş. Evet, biz de 4 bulmuştuk. Doğru. Ve M yerine 9 demiş. Biz de 9 bulmuştuk. Doğru. Yani cevap D şık. İlerleyelim. Dördüncü soru yine toplama. Yandaki toplama işleminde yıldız ve üçgen yerine yazılacak rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Evet. Önce yıldız ve üçgenin yerine kaç gelmesi gerektiğini bulacakmışız. Sonra onları basamak değerlerini toplayacakmışız. Sırayla yapalım. Önce sayıların kaç olması gerektiğini bulalım. Bu bir toplama işlemi. Önce oraya dikkat ediyoruz. 4 ile üçgen toplanıp 3 olduğuna göre bu aslında 13'e gitmiş. O halde üçgen yerinde 9 varmış. 4, 9 daha 13, 13, 13 elde var 1, 4, 5 daha 9, 1 de elde var 10, 10'un 0 elde var 1, o 1'i bu tarafa ekleyeceğiz yüzler basamağına. Yüzler basamağında yıldız ve altında 5 var.
Şimdi yıldızla 5 toplanmış, bir de eldeyi ekleyeceğiz. 5'i ekleyelim, eldeyi 6 olur. Şimdi 6 ile yıldızı toplayınca 4 olması için 14 olacak. Yani o zaman yıldız yerinde kaç olması lazım? 14 olması için 8. Elde var 1, 3, 2 daha 5, bir de elde var 6. Evet, üçgen yerinde 9, yıldız yerinde 8 olacak. Bulduk. Peki bize ne yapmamız istiyordu? Evet, o bilinmeyen sayıları bulun diyordu. Sonra onların basamak değerlerini toplayın diyordu. O zaman üçgen zaten birler basamağında, yani üçgenin basamak değeri yine 9 olur. Yıldızsa birler onlar yüzler basamağında. Yıldızın basamak değeri yüzler basamağında olduğuna göre 8 tane yüzlük demek. Yani yıldızın basamak değeri çocuklar 800 eder. Şimdi biz üçgenle yıldızın basamak değerlerini toplayacaktık. Yıldızınki 800'müş. Üçgenin basamak değeri de 9 olduğuna göre toplarsak 809 olur. İlerleyelim. Bir konserde 1532 erkek. Erkeklerin 180 eksiği kadın var. Buna göre konserde kaç kişi var? Evet, hemen başlık oluşturabiliriz. Şu kenarda yapalım. Erkekler 1532'ymiş. Onun sayısını bakın bize söylüyor zaten. Onda bir problem yok. Peki kadınlar? Kadınlar neymiş? Erkeklerin 180 eksiği. Evet, o zaman kadınların sayısını biz hesaplayacağız. 1532 erkek vardı. Onun 180 eksiği kadın olduğuna göre çıkarma yapacağız. Buraya yazamadık. Niye yazamadık? Çıkarıyoruz. 2'den 0 çıkarsa 2, 3'ten 8 çıkmaz, 13'ten 8 çıkarsa 5, burada kaldı 4, 4'ten 1 çıkarsa 3, bir aşağı 1352 kadın varmış. Peki bizden ne yapmamız istiyordu? Hepsi kaç kişi var diyordu. O zaman kadın ve erkekleri toplayacağız. Onu da bu kenarda toplayalım. 1532 erkek, 1352 de kadın varmış. Hepsini toplayalım bakalım. 2, 2 daha 4, 3, 5 daha 8, 5, 3 daha 8, 1, 1 daha 2, 2884. C seçeneği doğru oldu. Evet, ilerliyoruz. Tekrar yukarı çıkacağız. 6. soru. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 3758. Toplam 6433 olduğuna göre ikinci toplanan kaçtır? Yine toplamada bilinmeyen sayı sorusu. Önce bize söylediklerini yazalım kafamız karışmasın diye. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 3758, diğeri söylenmemiş, onun yerine soru işareti ve toplam diyor. Toplam neye diyorduk biz? Sonuca diyorduk. Sonuç 6433'müş. İkinci toplanan kaçtır? Evet. Toplama işleminde bilinmeyeni bulmak için toplamdan, yani bu sonuçtan bilinenleri çıkartıyorduk. O halde 6433'ten 3758'i çıkartırsak demek ki kalanlar o soru işareti olan yer olacak. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa 5. Burada kaldı 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıkarsa 7. Burada kaldı 3. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıkarsa 6. Burada kaldı 5. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2675 olması gerekiyormuş. Devam edelim. 4 yıl önce 38 yaşında olan İlayda 15 yıl sonra kaç yaşında olur? Evet, önce ve sonra dediğine göre önce bugün yapalım. Mesela burası bugünkü yer olsun. Bir de çizgi yapalım. İlayda bugün burada. Burası bugün. Bugünden 4 yıl önceye gitmişiz. 4 yıl önce 38 olsun burası. 4 yıl öncesi. 4 yıl önce. O halde İlayda 4 yıl önce 38 yaşındaysa bugüne geldiğinde ne olur? 38'e 4 yılı ekleyeceğiz. Yani İlayda bugün 42 yaşında. Peki bize neyi soruyor? 15 yıl sonra, evet, İlayda'nın 15 yıl sonraki halini soruyor. Bugün 42 olduğuna göre 15 yılı ne yapacağız? Üzerine ekleyeceğiz. 42 artı 15. 10 eklersek 52 yapar. 5 daha eklersek 57 yapar. Demek ki İlayda 15 yıl sonra 57 yaşında olacak. Devam. 8. Bir otobüste 38 erkek yolcudan 23 eksiği kadın yolcu vardır. Buna göre otobüste toplam kaç yolcu vardır? Biraz önceki soruya benziyor. Yanlış tarafa gittik, pardon. Erkek yolcuların sayısı belli yine. Erkek şu an şuraya yapalım. Erkek yolcular 38. Kadınlar
Erkeklerden 23 eksik olacakmış. Kadın yolcu 38'den 23 eksik olacak. O zaman çıkartıyoruz. 5, 1, 15 kadın var. Hepsi kaç yolcu var dediğine göre 38 ile 15'i toplayacağız. 10 eklersek 48 olur. 5'ini daha eklersek 53 olur. C şık. Hızlıca devam edelim. İlkay şimdi 32 yaşında. 14 yıl sonra kaç yaşında olur? Sanırım çok kolay bir soru. Şimdi 32'ymiş zaten. Bakın 3 yıl önce, 5 yıl önce falan demiyor. Bugünü söylüyor. Şu anda 32 yaşındaymış. 14 yıl sonra 32 artı 14. 10 eklersek 42 olur. 4'ünü daha eklersek 46 olur. B şık. 10. sorudayız. Yine yandaki toplama işleminde doğal sayılar diyor. En yakın yüzler yuvarlanarak toplanacaktır. Buna göre toplam kaç olur? Evet, bu sayılar bu şekilde değil, en yakın yüzlüğe yuvarlayarak toplamamızı istiyor. O halde en yakın yüzlük olan yeri düşüneceğiz. 826, 559. 826'nın en yakın olduğu yüzlük. 826'dan önceki yüzlük 800'dür. Sonraki yüzlük 900'dür. 826 hangisine yakın? 800'e yakın. O halde bu sayıyı 3800 olarak kabul edeceğiz. 1559 en yakın yüzlüğe yuvarlarsak yüzlük olan yer 559. 559'dan önceki yüzlük 500'dür. Sonraki yüzlük 600'dür. 559 50'yi geçtiğine göre 600'e daha yakın. O yüzden bu sayıyı 1600 olarak kabul ediyoruz. Evet, en yakın yüzlüğe iki sayıyı da yuvarladık. Şimdi bu şekliyle toplamamızı istiyoruz. 0, 0, 6, 8 daha 14 elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde var. 5, 5400 bakalım hangi seçenekmiş. A seçeneğini işaretliyoruz. İlerliyoruz. 11. soru 400 artı 150 eşittir A'ymış ve 80 ile 70'in toplamı da B'ymiş. Yukarıdaki toplama işlemine göre A ile B kaça eşittir? A artı B kaça eşittir? Evet, toplama 400 ile 150'yi toplayınca sonuç A oluyormuş. 80 ile 70'i toplayınca sonuç B oluyormuş. O halde 400 ile 150 toplanınca sonuç 550 olur. Yani A 550 olması gerekiyor. 80 ile 70 toplanınca B olduğuna göre 80, 70 daha 150, B'de 150 olması gerekiyor. Bizden ne yapmamızı istiyor soru, bakın şuraya. A ile B'yi tekrar toplamamızı istiyor. A 550 idi, B 150 idi. Toplarsak 700 eder. B şık. İlerliyoruz. Evet, diğer kağıda geçmişiz. 12. soru 3878 ve 1534 toplanmış. Yukarıdaki toplama işleminde toplananlar en yakın onluğa yuvarlanarak toplanırsa toplam kaçınır? Evet, bu sefer de en yakın onluğa yuvarlayıp toplanmamızı istiyor. O halde düşünelim. 3878 en yakın onluk dediği için onlar basamağına kadar olan yeri düşünün. 78. 78 hangi onluğa yakın? 70'e mi, 80'e mi? 80'e yakın. O halde sayımız 3880 olacak. 1534'ün en yakın olduğu onluk, 34 kısmını düşünüyoruz. 34'ten önceki onluk 30, sonraki 40, 34 olduğuna göre bu 30'a yakın. O halde sayı 1530 olur. Bu şekliyle toplamamızı istemiş bizden. 3880 ve 1530 olarak toplayacağız. 0, 11'in 1 elde var 1, 8, 5 daha 13, 1 elde var 14 elde var 1, 3, 4 daha 3, 1 daha 4, 1 elde var 5, 5410 C şıkkı. İlerliyoruz. 13. soru yine bir toplama işlemi. Basamaklarda bilinmeyen sayılar var. Evet, bize ne demiş? ABC'yi toplayın kaç olur? O halde ABC'nin kaç olduğunu bulalım. Evet, 7 ile B toplanmış ve 6 toplanmış. Sonuç 2 olduğuna göre bu kaç olur? 7, 6 daha 13. Bakın 12'yi bile geçtiğine göre bu artık 22'ye gitmek zorunda. O halde 7, 6 daha 13, 22 olması için B yerinde 9 olması gerekiyor. Ama elde var 2, 2'yi unutmuyoruz. 2'yi hemen bu 2'ye ekleyelim, 4 olsun. 4, 3 daha 7, 7 ile bir sayı toplanmış ve sonuç gene 2 çıktığına göre bu 12 olabilir. O halde C'nin yerinde 5 olması lazım. Elde var 1, o 1'i buraya ekledik. 9, 7 daha 16, 1 de elde var 17. Ama burada 5 olduğuna göre bu 25'e gitmek zorunda. 17'nin 25'e gitmesi için A yerinde 8 olması gerekir. O halde A yerinde 8, B yerinde 9 ve C yerine de 5'i yazıp toplayalım bakalım kaç oluyor. 8, 9 daha 17, 5 daha 22. D şıkkıymış. İşaretledik.
Devam ediyoruz. 1358'in fazlası 5156 olan sayı kaçtır? Evet, 1358 fazlası. Fazlası dediğim gibi bu bir toplama işlemi çocuklar. Ama sayı bilinmiyor. Bakın şimdi 1358 fazlası bir sayıya, soru işareti, biz bu sayıya 1358 ekleyecekmişiz. Sonuç 5156 olacakmış. İşte aklımızda düşünmemiz gereken şey bu çocuklar. 1358 fazlası dediğine göre o sayıyla 1358'i üstüne ekleyeceğiz. Sonuç 5156. Yani bu bir toplama işlemi oldu bakın. Bilinmeyen bir sayısı var. Sonuç belli. Ne yapacağız bu sefer? Sonuçtan bilinen sayıyı çıkartacağız. O halde altına yazıp çıkartalım. 1358'i çıkaralım burada. 16'dan 8 çıkarsa 8. Burada kaldı 4. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıkarsa 9. Burada kaldı 0. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıkarsa 7. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıkarsa 3. 3798 C şık. 2416 eksiği 3856 olan sayı kaçtır? Yani bir sayıdan bir sayıda diye bir soru işareti yapalım. Bir sayıdan 2416 çıkarılmış. Sonuç 3856 olmuş. Yani bize söylediklerini işlem haline getirdik. 2416 eksiği 3856'ymış. Bir sayının 2416 eksiği, yani sonuç bu olacak. O halde bu bir çıkarma işlemine dönüştü. Çıkarma işleminde şu an terimler vardı. Buraya biz eksilen diyorduk. Buraya çıkan diyorduk. Buraya da fark ya da sonuç diyoruz. Şimdi çıkarma işleminde eğer eksilen bilinmiyorsa, burada olduğu gibi şu anda eksilen sayı bilinmiyorsa, çıkanla farkı topluyorduk. Yapmamız gereken şey 3856 ile çıkan sayı olan 2416'yı toplamak. Bu sayıda neyi bulacağız çocuklar? Sonucu bulduğumuz zaman eksilen sayıyı bulacağız. 6, 6 daha 12'nin ikisi de var 1, 5, 1 daha 6, 1 delta vardı 7, 8, 4 daha 12'nin ikisi de var 1, 3, 2 daha 5, 1 delta var 6, 6272 yaptı A seçeneği. Ya çocuklar şuraya tekrar dikkat edelim. Bize söylenen soru bir çıkarma işlemine dönüştü. Çıkarma işleminde bilinmeyen eksilen olduğu için eksileni bulmak için farkla, yani sonuçla çıkan sayıyı toplamamız gerekiyor. Eğer çıkan bilinmeseydi bu sefer farktan eksilenden farkı çıkarmamız gerekecekti. Yani çıkarmada iş biraz karışık oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ama burada eksileni sorduğu için sonuçtan, yani farkla çıkanı topladık ve eksilen sayıyı bulduk. Çünkü eksilen sayı burada en büyük sayı olması gerekiyor. Devam edelim. 16. sorudayız. Paramın 450 lirasıyla mont, 380 lirasıyla ayakkabı alınca geriye 250 lira kaldı. Buna göre alışverişe başlamadan önce kaç liram vardı? O halde bunları harcamamış gibi üst üste ekleyeceğiz çocuklar. Şu anda 250 lirası varmış. Monta parayı vermeseydi 450 lirası daha olacaktı. Mont diyorum. Evet, mont ve 380 ayakkabı. Ayakkabıya da para vermezse 380 lirası daha olacaktı. Bu sefer hepsini toplayalım bakalım kaç lirası oluyormuş. 5, 5 daha 18 daha 18, 8 elde var 1. 2, 4 daha 6. 3 daha 9. 1 de elde var. 6, 9. 1 de elde var. 10. 1080 lirası olacakmış B seçeneği. 17. Bir kaplumbağa 50 yıl önce 80 yaşındaydı. 15 yıl sonra kaç yaşında olur? Biraz önce yaptığımız bir soruya benziyor bu da. Şuraya bugünü yapalım. Bugün olsun burası. Bugün. Bugünden öncesi ve bugünden sonrası. Evet, bugünden 50 yıl önce. Bakın 50 yıl önce, şuraya 50 yıl önce yazalım. Geçmişe gidelim. 50 yıl önce 80 yaşındaymış. Peki bugünden 50 yıl önce 80 yaşında olduğuna göre bugüne gelince ne olur? 50 yaş yaşlanmış olur. Yani 80-50 daha 130. Bugün 130 yaşında. Bize 15 yıl sonrasını soruyor. Üzerine 15 daha eklersek, yani buraya geldiğinde 145 yaşında olur. Devam edelim. Yan tarafa geçecekmişiz. Yukarı, 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 yukarı. Evet işte. Bir filmi hafta içi 935, hafta sonu 386 kişi izlemiş. Buna göre filmi bir haftada kaç kişi izlemiş? İkisini toplayacağız.
Hemen şurada altına yazabiliriz. 386 ile toplayacağız. 11'in bir elde var 1, 11 bir elde var 12'nin ikisi elde var 1, 12 bir elde var 13.320 bir kişi A seçeneği. Devam edelim. Asya'nın 157 kırmızı, 85 sarı ve sarı ve kalemlerin 15 eksi yeşil kalemi var. Buna göre Asya'nın kaç kalemi var? Evet, kırmızı kalem sayısı 157, sarı kalem sayısı 85 ve yeşil kalemlerin sayısı da sarılardan 15 eksikmiş. O halde 85'ten 15'i çıkarırsak 70. Bize hepsini mi soruyor? Evet, az toplam kaç kalemi var? Şurada alta da yazalım. 85, 70 de buradan geldi. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 5 daha 13, 3, 7 daha 20. 1 de elde var. 21 elde var. 2, 2, 1 aşağı. 2 de elde var. 3, 312 kalem B seçeneği. Bir toplama işleminde birinci toplanan 856, ikinci toplanan 732, üçüncü toplanan ise birinci toplanandan 29 eksiktir. Buna göre bu toplama işleminde toplam kaçtır? Evet, bize sonucu soruyor. Şimdi sırasıyla yerine koyalım. Bir toplama işleminde birinci toplanan 856, onu söylüyor 856'ymış. İkinci toplanan 732, onu da söylüyor 732. Üçüncü toplanan ise birinci toplanandan 29 eksik. Evet, birinci toplanan buydu. Bunun 29 eksiği olacakmış. O zaman hemen şurada bulalım. 856'dan 29'u çıkartalım. 16'dan 9 çıkarsa 7. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. 8 aşağı 827. Demek ki üçüncü toplanan, evet, bu birinciydi, bu ikinciydi. Üçüncü toplanan 827. Ne yapacakmışız? Toplam dediğine göre hepsini toplamamız istiyor. 6, 2 daha 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1, 5, 3 daha 8, 2 daha 11 de elde var, 11'in 1 elde var 1, 8, 7 daha 15, 8 daha 23, 1 de elde var 24, 2415 C şık. Dört basamaklı en büyük çift sayı ile üç basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Evet, önce sayıları oluşturacağız tabii ki. 4 basamaklı olacak. Evet, birinci sayının 4 basamaklı olsun diyor. En büyük olsun ve çift olsun diyor. Bak, rakamları birbirinden farklı olsun demediğine göre hep aynı sayılardan da kullanabilirim. En büyük dediğine göre önce hepsini en büyük koydum. 9, 9, 9. Evet, 4 basamaklı en büyük sayıyı buldum. Fakat çift sayı olsun dediği için birler basamağına 9 yazamıyorum. Yazabileceğim en büyük sayı buraya 8. O zaman çift oluyor ve en büyük oluyor. 9998. Şunu düzeltelim, düzgün yazalım. Evet, 8 oldu. Sonra ne diyor? 3 basamaklı en büyük tek sayı. Bu sefer 3 basamaklı olacak. En büyük olacak, tek olacak. Yine rakamlar farklı olsun demediğine göre en büyük sayıları yazıyorum. 3 basamaklı oldu, en büyük sayı oldu. Tek sayı dediğine göre burası birler basamağı 9, tek de oldu. Yani hiçbir sorun yok bunda. O zaman ne yapacağız? Bunları toplayacağız. 8, 9 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 9, 9 daha 18, 1 de elde var. 19'un 9 elde var. 1, 9, 9 daha 18, 1 elde var. 19'un 9 elde var. 1, 9 aşağı 1 elde var. 10, 10.997 D şıkkı. Devam ediyoruz. 22. soru. Aklımda tuttuğum sayının 1587 eksi 2838'dir. Buna göre aklımda tuttuğum sayı kaçtır? 2838 eksi 1587 eksi bu olduğuna göre ikisini toplayacağız. Ancak bunu çıkarmaya dönüştüğünü görelim şöyle. Aklımda tuttuğum sayı diyor. Aklımda tuttuğu sayı soru işareti koyduk. Bu sayının 1587 eksi, yani çıkartılınca sonuç kaç oluyormuş? 2838. Az önceki gibi aynı. Eksilen, çıkan ve fark var burada çocuklar. Az önce ne demiştik? Eğer eksilen bilinmiyorsa çıkarmada farkla, yani sonuçla çıkanı toplayacağız demiştik. 1587 ile 2838'i toplayacağız. 7, 8 daha 15'in 5 elde var. 1, 3, 8 daha 11, 1 elde var. 12'nin 2 elde var. 1, 8, 5 daha 13, 1 elde var. 14 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 elde var. 4, 4425 B seçeneği. Devam edelim derken bitmiş çocuklar. Evet, bugünkü çalışmamız da burada bitti. Kontrollerimizi yapalım. Hatalı yerlerimiz varsa düzeltmişizdir zaten. Anlayamadığınız bir şey varsa da okula geldiğinizde sorarsınız. İyi günler, başarılar.